İyi akşamlar. Bir Laf Laf Açıyor programıyla yine birlikteyiz. Bugünkü konuğum Sivas ve Sivas sevdalısı. Gerçekten kendine özgü hareketleriyle, tavırlarıyla Sivas ve Sivaslıların çok yakından tanıdığı birisi. Her anımızda yanımızda olan, Sivas'ın tanıtımında her yönüyle birlikte kendine çok değer katan birisi. İçimizden birisi dedik ya, Regaip Tütüncü. Hoş geldin Sayın Tütüncü. Çok teşekkür ediyorum. Evet, özellikle sizle ilgili sözler sarf ederken belki de kelimeler kifayetsiz kalıyor. Açıkçası şunu söylemek gerekir ki, kendi özdeğerlerimize sahip çıkmamız gerekirken zaman zaman da bazen sizi küstürdüğümüz anlar da oluyor. Ama şu bir gerçek ki siz Sivas ve Sivas için çok değerlisiniz. Zaman zaman tanıtımlarda, zaman zaman organizelerde, zaman zaman yurt dışı tanıtımlarda da Sivas'ın sesini duyurmak için çaba sarf ediyorsunuz. Kendinizden bir şeyler katıyorsunuz. Kendinize has özellikleriniz ve güzellikleriniz de var. Hani Anadolu tabiriyle derler ya, kan yutsanız bile, kan akıtsanız bile kızılcık şerbeti içtim deyip insanları motive etmekte çok başarılısınız. Allah'ın vergisi, yani her insana nasip olmayan bir melekeye sahipsiniz. Biz böyle bir girişim yaptık ama siz Regaip Tütüncü'yü nasıl tanıtırsınız? Valla çok teşekkür ediyorum Kemal abi, böyle bir samimi ve güzel ortam hazırladığın için. Yani özetlemek gerekirse aynen söylediğin gibi şehrin sevdalısıyız. Yani Sivas'ı ben gerçekten çok seviyorum. Sivas'ta olmayı seviyorum. Yani bu yaşta olmayı seviyorum. O yaşadığımız dönemde yani özellikle çağın illetlerinden, iletişimden, telefondan, işte sosyal medyadan uzak gerçekten samimi ve güzellikler yaşamanın mutluluğunu iliklerinde hissetmiş bir kardeşin, bir Sivas sevdalısı. Şehri seviyoruz. Şehir bizim hani evin yaramaz çocuğu gibi görüyorum kendimi. Sivas'ın yaramaz çocuğu gibi görüyorum kendimi. Çok yaramazlıklarım oldu. O işte okul, askeriye, askerliğim, askerliğinden sonra Sivas, yaptığımız çalışmalar, ki SRT şu anda bulunduğumuz kurum gerçekten Sivas'ta bir okul görevi gördü. Bizler gibi çok insanlar, kimileri gittiler, dönüp arkalarına da bakmadılar. Yani şartlar ve konum veya kazanımlarımız bizi insanlığımızdan çıkarmamalı diye düşünüyorum. Bu süre zarfı içerisinde yapılan organizasyonlara, şahsım adına. Çünkü Sivas benim için çok özel bir şehir. Yani kültürel, İşte ne bileyim sosyal, bu yörenin insanını tanıdığınız zaman onlara hizmet daha sağlıklı ve daha kolay oluyor. Yani bu konuda ben Regaip olarak işte her zaman şunu söylüyorum ki son günlerin popüler ondan sonra ifadesidir benim için. Türk'üm, doğruyum, şoför İsmail'in oğluyum ben. Şoför İsmail'in oğlu olmak, tabii o zaman şoförlük gerçekten bir sanat, bir meslek dalı. Yani şerefli bir meslek dalı. Dolayısıyla annemiz babamız bize hayatla ilgili belirli döneler verdi. Yani oğlum ne olursa olsun kimseye bir şey kalmıyor. Bak şunları şunları. Ha şimdi bazen bakıyorsun, özellikle organizasyonlar için söylüyorum, eksiklikler oluyor. Yani önemli olan üstünü kapatmak ve o anı kurtarmak. Yani profesyonellik bunu gerektiriyor. Bir de şu var Kemal abi, Sivas'la alakalı gerçekten benim gönlümde, yüreğimde çok farklı şeyler var. Yani benim başarım Sivas'a endeksleniyor ama şahsi başarısızlığım şahsıma değil, o da Sivas'a endeksleniyor. Onun için Sivas'la ilgili olan bir sosyal etkinlik olsun, bir kültürel etkinlik olsun, ne bileyim özel bir ortam olsun, orada mümkün olduğu kadar hoş şeyler bırakmaya, lezzetler bırakmaya çalışıyoruz. Bunun gayreti içerisindeyim. Çok mücadele ettik ama bir şey de var, bunu da hani öz eleştiri yapmak lazım şehre dair. Yani Sivas, 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 Sivas. Bakıyorsun yani şöyle bir 35-40 senelik maziye baktığın zaman Sivas'ı, şöyle bir fotoğrafını Regaip ortaya koy dediğin zaman baktığımız fotoğrafta Sivas'ın gerçekten çok şeyler kaybettiğini görüyorum abi. Yani dışarıda çok tutkunuz. Birbirimize çok bağlıyız. Şehir içerisinde kardeş Kemal geliyorsa ben gelmiyorum muhabbet oluyor. Kemal varsa ben gelmem kardeş. Yani bizi Sivas bir araya getirmeyecekse, bizi oturduğumuz şu platform bizi bir araya getirmeyecekse, bizi bir sofra bir araya getirmeyecekse, abi bizi kim bir araya getirecek? Peki burada özellikle benlik duygusunun ön plana çıkması mı hakim oluyor? Aynen, aynen. Şimdi tabiri caizse bunu söylemek zorundayız. Yani şehir bizim. Yani şehrin ekonomik gücü, sosyal gücü ne kadar faal olursa abi, yani bu buradaki simitçiden
organize sanayi bölgesindeki sanayiciye kadar herkese yansıyacağı kanaatindeyim. Çok özel bir şey paylaşayım. Şu anda bulunduğumuz kurum Sivas'ın ilk kurumlarından bir tanesi. Ve kurumumuzun birinci veya ikinci yılı tam hatırlamıyorum. Burada sevgili Erhan Üstündağ'ı da rahmetle anacağım. Eylesin, evet. Çünkü kader birlikteliğimiz vardı bizim o helikopterde vefat eden insanların çoğuyla, bir pilot haricinde yaşanmışlıklarımız var, paylaşımlıklarımız var. Yani onlar gerçekten bu şehre çok ciddi değerler kattılar. Rabbim nur içerisinde yatırsın. Bu vesileyle tüm aziz şehitlerimizin de mekanları cennet olsun, ruhları şad olsun. Burada ince nüanslar var. Şöyle bir şey paylaşayım abi bu hatıralarımızda. İstanbul'da Kadıköy'de bir program yapıyoruz. Sivaslar Gecesi. Tabii biz de o zaman SRT'nin toy gençlerinden şu anki stajyerlerimiz gibi yeni yeni oradan sonra ortama girdiğimiz. Buranı özel kılan şey de şuydu Kemal abi. Ekibi toplarken SRT'nin ilk döneminde Sivas'ta gerçekten özel pozisyonda bulunan minibüsçü Fethi, Kondracı Osman, işte Allah'a büyük konuşmayın Mustafa, işte Erhan Üstündağ, Regaip Tütüncü, tabiri caizse Ellamçı Ali, bir ekip oluşturuldu ve bu insanlar gerçekten seçkin insanlardı abi. Bu geçirdiğimiz 22 yıl, 25 yılın içerisinde, 26 yılın içerisinde Sivas gerçekten gördü. Niye? Herkes bir mücadele verdi. O insanların en kötüsü benim. Malam attık diz boyu bende. Biliyorum yani bunun şeyi yoktur. Sıkıntı yok. Dolayısıyla orada bir program oldu abi. Gittik işte sunumu da bize verdiler. İlk programlarımız, ilk takdimlerimiz, ilk sunumlarımız. Abi abartısız bir şey geldi, deste geldi. Ne destesi Regaip? Abi fax, telgraf destesi. Abi ismi okuyorum, elimde liste var. Bilmem nerenin bilmem nesi. Sivaslı abi. Bilmem nerenin ne komutanı. Sivaslı. Bilmem nerenin bilmem ondan sonra kaymakamı, valisi bilmem. Bunlar hep Sivaslı. İş adamları, bürokratlar. Abi liste böyle. 1,5 saat listeyi bitiremedik. Listeyi bitiremedik. Bu adamlar Sivaslı. Yani sene 1995 diyelim. Örnek veya 93. Hı hı. Abi burada ince ayrıntı şu. Bu insanların hepsi Sivaslı. Ama dönüp Sivas'a bakıyoruz, Sivas'a küsler. O insanları niye küstürdük? Önce bunun sorgulanması lazım abi. Yani dışarıda çok tutkun. Bugün gurbetçilerimiz geliyor, yurt dışından gelenler var. Allah nasip etti gittik, televizyonda da gittik, bireysel de gittik. Buradaki çalışmaları gördük. 20 yıldır, 25 yıldır Sivas'a gelemeyenler var. Bıraktığı Sivas'ın özlemiyle yanıp tutuşan insanlar var. Özeti şu, şehre dair yapılacak bir şeylerde istişaremiz yok abi. Paylaşımımız yoktur. Fikir alışverişimiz yoktur. Daha doğrusu lobicilik faaliyetlerinden çok uzaktayız. Kesinlikle. Bunun da sıkıntısı. Peki şunu soracağım. Özellikle hani laf lafı açtığı için aslında son dakikalarda bunu gündeme getirmek istiyordum ama. Şimdi Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de işte evet. Sizin de içerisinde katkı sağladığınız geceler oluyor. Daha doğrusu Sivas festivalleri oluyor. Sivas evet. Günleri diyelim festivalleri evet. Değil diye. Ama baktığınız zaman Sivas günlerinden uzak. Sivas'ta olmayanların, Sivas'a hizmet etmeyenlerin ağırlıklı olduğu günler, programlar oluyor. Şimdi neden Sivas'ı tanıtacağını hani dedik ya biraz önce, Sivas içerisinde tutkun değiliz ama Sivas içerisinde çok tutkunuz. Evet. Bu tutkunluğu Sivas'a getirmek kaydıyla, evet. Bu etkinlikleri Sivas'ta yapıp da buradaki insanları Sivas'a misafir edip burayı kendi öz değerlerine sahip, hani Sıla-i Rahim diyoruz ya, evet. Sıla-i Rahim doğrultusunda gelip de burada böyle bir çalışma neden yapmıyoruz? Şimdi Kemal abicim, şunu samimiyette söylemek lazım. Bu program sonuçta Sayın Valimiz, Sayın Belediye Başkanımız, şehrin mülki amirleri, ticaret odamız, borsamız ve müdürlerimiz tarafından izlenecek. Şehir bizim. Yani biz aklımızın yettiği şeyleri söyleriz ama sonuçta şehrin abilere ihtiyacı var. Yani bu bir yara, bana göre de yara, söylüyoruz. Şimdi kendi insanını tanımayan, ya dışarıda reklam yapmasının bir anlamı yoktur. Bir şey söyledim abi, projeydi. Bir ara konuşuldu, yapılabilir, yapılamaz. Samimiyetle söylüyorum. Bugün organize sanayi bölgesinde üretici firmaları, İstasyon Caddesi'nde kameraman arkadaşımıza mikrofon verip dolaştırsak. Ya gel bakalım. X vatandaşa, herhangi bir vatandaşa mikrofonu uzatıp da desek ki, kardeşim Sivas'ta üretim yapılan neler var diye. Yani mikrofon uzatsın. Adamın ilk de ne üretici yok kardeş canınıyım diye bir cümleyle başlıyoruz. Niye? Çünkü biz bize kendimize layık görmüyoruz üretimi. Onunla beraber sorsak 3 tane firma say, 4 tane firma say diye Sivas'ta yani sayacaklarını ben zannetmiyorum abi. Bunu test edelim. Yani samimiyetle söylüyorum. Neden? Ya biz kendimizi bilmiyoruz.
Yunus Emre'nin sen kendini bilmezsen abi nasıl bileceksin abi? Önce kendini bilmen lazım. İnsanını tanıman lazım abi. Bir yerde bir ortam oldu. Dedim ki ya bizim kültürümüzde düğünlerde pasta çalmak var dedim. Ya bırak dedi Regaip dedi. Ya. La kardeş çalıyoruz işte bu bizim gerçeğimiz. Evet, bunu söylemen lazım. Niye yaptık bunu? 20 sene önce vardı. 30. Ha şimdi düzene giriyor. Ya ben program yapıyorum. Yani tepsiyi yani poşetin içine dolduran insanlar gördüm ben. Ya zapt etmek zor. Niye? Ya bizim insanımızda bu kültür yoktur. Bunu kabullenmek peki lazım. Şimdi şeyi soracağım. Özellikle bu geriye dönüşümde sadece bu konuyla ilgili Sivas'ın abilere mi ihtiyacı var? Yani başka özellikle bu sayın vali, sayın belediye başkanı veya STK'ların çok önemli kuruluşların temsilcileri bununla ilgili çaba sarf ediyorlar. Ama sonuçta işte o her 10 kişiden birinin Sivas'ta olduğuyla gurur duyduğumuz bir İstanbul. 400 bin kişinin yaşadığı Ankara. Evet. 250 bin kişinin yaşadığı İzmir. 200 bin kişinin yaşadığı Adana. Evet. Bunlar belli nüfuslar olan iller. Bu illerdeki kendi öz değerlerimizde de sahipsizliğin örneklerini yaşadığımızdan da kaynaklanıyor mu acaba? Şimdi bir örnek vereceğim. Mesela geçmiş yıllarda baktığınız zaman İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sivaslı. Evet. 11 tane kaymakam Sivaslı. Evet. Cumhuriyet Başsavcısı Sivaslı. İş adamlarından evet, olan teşekkür evet. Sivaslı falan günlerimiz vardı. Ama şu anda biz Sivaslılar olarak bulunduğumuz illerde dahi seçme ve seçilme hakkını kendimize kullanmadığımızdan kaynaklanıyor. Bu konu gerçekten çok hassas bir konu. Şöyle bir şey paylaşılabilir abi. Aynen öyle. Yani dışarıda İstanbul'da 3 milyon Sivaslı'nın olması bir şey ifade etmiyor. Biz bir araya gelemiyoruz ya. Yani ortak paydada bir şey çıkartamıyoruz. Bir değerimiz olmuyor yani. Ve çıkardığımız değere sahip çıkmıyoruz. En büyük zaaflarımızın başında da bu geliyor zaten. Ha dışarıdaki, ben şunu söyleyeyim abi. Sivas'ın il sınırları dışına çıktığınız zaman biri size hasbel kader sorsan elensin Sivaslıyım demek bile tamam mı? İnsana gerçekten farklı bir haz veriyor. Evet. Sivaslı olmayanların Sivaslıymış gibi görünme nedeninin altında da bu yatıyor. Sivas öyle bir memleket ki abi. Özünde, sözünde. Yani ben sana samimiyette şunu söyleyeyim. Bu iltifat değil abi bu şehre. Allah bu şehri daim etsin. Tamam mı? Bu şehir Anadolu'nun göbeği. Çok abi, özel kalbi, güzel bir şehir. Kalbi. Evet, evet. Yani bunu samimiyetle söyleyeyim. Ha bizim zaaflarımız var birbirimize karşı. Hasetliklerimiz var. Bunu ifade etmek durumundayım abi. Kemal benden bugün çok yakışıklı. Kemal'in kravatı benden bugün çok iyi. Eğer senin için hayırlısını dilemezsem kurban olduğum Allah bana daha hayırlısını nasip etmez diye düşünüyorum abi. Yani mantığın bu olması lazım. Burada bu insanlar bizim insanımız. Tabii projeler üretilebilir. Tabii ki ondan sonra çok şey yapılabilir. Basit bir örnek vereceğim. Hep konuşulur eder. 4 Eylül Festivali. Evet. Başka bir ilde olsaydı sence nasıl kutlanılır bu? Örnek. Ya bu eğer manevi ise manevi boyutunu en üst düzeyde yaşamamız lazım. Ne demek Regaip? Yani kültürse bunun kültürü, o 108 günün nasıl geçtiğini, o insanların haliyeti ruhi bir ayrıntı paylaşmak istiyorum burada. Muhabbet de olsun diye. Şimdi Kültür Müdürlüğümüzde bir afiş gördüm. Yıl 1967, benden 3 yıl önce abi. Benden 3 yıl önce. Ama bir taksici var ve taksici var ya abi, benden şu anki görüntümden daha yakışıklı. Kola kravat, tıraşlı. Ondan sonra dedim ki ya 1967'de dedim ondan sonra bir gazeteci gördüm. Yani böyle bir giyim tarzı öz Sivaslı. Bak böyle bir giyim tarzı yok. Şimdi baksan çoğunun içinden gelmiyor gömlek kravat gibi. 1954'te var bu. Yani dolayısıyla yani burada yani zaman içerisinde bazı şeyler yozlaşmış abi. Yani insanlara artık yani ne gereği var, ne öreceğin, ne edeceklermiş ki ifadelerle bizim şivemizle artık insanların şevkini, insanların içindeki. Abi içimizdeki çocuğu öldürmeyeceğiz. Eğer içimizdeki çocuk ölürse yaşadıklarımızın yani şeyini veremeyiz yani sınavını veremeyiz. Şimdi o çocuğu çok, hep çok size... enteresan bir olay söylediğiniz için 4 Eylül ile ilgili. Evet. Eskiden baktığınız zaman TRT'den evet. 30 dakika, 35 dakikalık belgeseller yayınlanırdı. Abi yani. Evet, şimdi 4 Eylül Sivas için ve Türkiye için çok önemli bir gün. Kesinlikle. Sivas Kongresi'nin kurulduğu ve Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı günün adıdır. Evet. Manda ve himayenin kabul edilmediği günün adıdır 4 Eylül. Bu nedenle de Sivas onun için özel ve çok güzel bir şehir. Aynı zamanda kadim bir şehir ve kongre şehridir. Ama baktığınız zaman şu anda 3 dakikayı geçmiyor. Aynen. Şimdi onu bir tarafa bırakın. Kendi bünyemizde
İşte Sivas'ta'nın çok olduğu illerde dahi 4 Eylül'le ilgili hiçbir etkinlik yapmıyoruz. Sadece ne yapıyoruz? Bir program yapıyoruz bu programlarla ilgili. Bana göre işte size biraz önce söylediğiniz gibi 4 Eylül ruhunu yaşayabilmek için sadece 4 Eylül değil Sivas'a özgü çok önemli günlerin de o ruhu yaşayabilmek için o günün giysileriyle, o günün tarzıyla, o günün yemekleriyle, o günün işte bürokratlarıyla, şeylerle birlikte bir havayı teneffüs etmemiz gerekiyor. 108 gün dediniz. 108 gün kolay değil. Bunu anlatmak gerekiyor. Ama biz maalesef dediğimiz gibi kısır çekişmelerden kurtulmadığımız için bu tür olayların içerisine giriyoruz ve günden güne küçülüyor muyuz? Küçülmek bir tarafa kendi öz benliğimizden taviz vermeye başladık. İşte lehçelerden bahsettik. Sivas'ın lehçelerine baktığınız zaman Türkiye'nin en önemli lehçelerinden birisidir. Ama bugün lehçelerle ilgili bir dahi bile bizim bilmediklerimiz ortaya çıkıyor. Evet bunları konuşacağız edeceğiz ama şimdi biz regaib düşüncenin bir öbür tarafına başka bir yönüne gittiğimiz zaman sadece tanıtımlarda, organizelerde yer alan bir regaib yani sunmak çok önemli bir şeydir. Evet. Bir eşyayı sunmak, bir eşyayı satmak gibi, bir eşyayı görseliyle albeniyi ortaya koymak çok önemlidir ama regaib tütüncüyü diğer sunuculardan ayıran bir özellik var. Evet. Regaib tütüncü mikrofonu eline aldığı zaman yaşıyor o olayı. Yani bu da şeyden kaynaklanıyor Kemal abi. Yani ilk dönemler... Hayır anlatmak istediğim şu, olay şu geleceğim. İşte biraz önce siz dediniz ya 1993 TRT okul. Evet, evet öyle var. Sizin bu yeteneğinizi ortaya çıkartan hangi durum oldu da siz böyle birdenbire dediniz ki ben ekranın arkasında olmayacağım, önünde olacağım arkadaş bundan sonra... Şöyle abi, bunun öncesinde radyomuz var abi. Yani TRT'nin ilk yılıyla beraber ben televizyona başlamadan önce, televizyon geçmişinden önce radyo geçmişimiz var. Radyo daha bir farklı bir şeydi. Yani bunun eğitimini almadan. Yani en büyük zaafımız ne oldu biliyor musun abi? Burada gerçekten şu anda özellikle iletişim lisesinde okuyan öğrenci arkadaşlarımız var. Staja falan geliyorlardı. Radyoya da gelirler. Televizyonumuzda da hala geliyorlar. Gelmişlerdi de o dönemde. Yani burada koskoca okul var. Okulda tesisat yoktur. Yani mikrofonu geliyor çocuklar burada görüyor. Hoparlörü burada görüyor tamam mı? Mikseri burada görüyor. Yani abicim şöyle bir şey paylaşmakta yarar var. Bunu da bir ifade edeyim. Esnafla iç içeyim. Yani... Bu insanlarla sürekli beraber ziyaretlerimde mutlaka bir çay içer, hasbihal ederim. Bunu seviyorum. Yani ikili münasebeti, diyaloğu çok seviyorum. Dolayısıyla atıyorum Köfteci Kirli Ahmet diye ben ismini zikretmek istiyorum. O Sivas'a mal olmuş bir insan. Oğlu, çok değerli kardeşim Kaan. Bazen hasbihal ediyoruz. Diyor ki bir seriten işte bulunuyor. Abi eleman bulamıyoruz. Niye bulamıyoruz? Hizmet sektöründe hizmet ediyoruz. Bunun okulu var mı? İş kurumla beraber organize edilebilir mi? Belirli bir zaman diliminde staj görüp de ondan sonra diyor. Yani maaş normalde 100 liraysa ben ona 200 lira vereyim. Ama Sivas'a gelen insanlara da hem hizmet edelim hem de lezzetlerimize. Yani olaya bakıyor musun abi? Sunumdan hizmete kadar her şeyde yani yetişmiş kalifiye eleman sıkıntımız var. Nesil bizim gibi değil. Kemal abi hangimiz çekirdek satmadık? Bak bunlar çok ince ayrıntı. Hangimiz ayakkabılarımızı, bayramlıklarımızı yastığımızın altında saklamadık? Dolayısıyla şu andaki nesilde bunu görmek çok zor. Ha ben orada radyoda o radyo gerçekten büyülü bir şeyi de vardı. O işte programlarda sunumlarla başladık. Hemen bir örnek de vereyim. Burada Recep Kurt hocamı da anmadan geçemeyeceğim. Çok değerli hocam. Aydın'da görev yapıyor. Allah işini gücünü rast getirsin. Radyoda mikrofon karşısında konuşurken diksiyonun ne olduğunu, kelimenin ne olduğunu, kullandığımız hitabın tüm insanlar tarafından altını çiziyorum. Dinlendiğini ve ağzımızdan çıkan kelimelere çok dikkat etmemiz gerektiğini bundan 25 sene önce o küçük radyo stüdyosunda yine Ahmet Özfidancı abimin açmış olduğu Star Tepe diye bir program. Yani öyle başladı. Ha bu arada kimse beni tanımıyor. Mikrofonun yanında 4-5 karakteri konuşturuyordum. Mesela regaib oluyordum. Denizde soruyordum. Var mıydı senin burada? Yok. O zaman Süper Kanal'daydı. O ayrı. Ondan sonra. Onun da gerçekten müthiş bir ses tonu vardı. Çok büyük bir çok güzel radyo programları.
abartısız yayınlar kitleniyordu. Yani çok fazla özel televizyonun olmadığı dönemler ve akşam yapacağınız çok fazla bir şey yoktur. Bir konu bulup o konunun üzerinde gerçekten mizahi boyutlarıyla da, bir de senaristiniz yoktur ya Kemal abi. Her şeyi doğaçlama yaşadığınız o olgunlukla. Yani 23 yaşında, 22 yaşında bir delikanlısın. Ailenden, çevrenden, ortamdan ne gördüysen onu mizaha dökmüşsün. İşte televizyondan hafızanda kalan esprilerle beraber bir mizansen oluşturuyorsun. Yayın patladı abi. Yayın patladı. Bayağı ilgi geliyor telefonlar. İlk mizansen neydi? Neyi gündeme getirmiştin? Yani Sivas Sporu. Yani bundan 20 sene önce, 25 sene önce, hatta bir görüntülerimiz falan var. Bazen izlediğim zaman gülüyorum. Sivas Spor'un birinci lige çıkması hayaldi abi. Ben bir senaryo yazmışım abi. İşte hem de haberleri sunuyorum. Bizim uşağın hazırlamış olduğu haberleri sunuyoruz diye. Hı hı. Harika bir şeyler çıkarttık ortaya. O zaman ekip arkadaşlarımız da var. 14 Şubat Sevgililer Günü ile ilgili abi bir skeç hazırladık kalede. Hiç unutamadığım şeylerden bir tanesi de odur. Çekim yapacağız. Ben beraber bulunduğumuz bir ortam vardı. O da Başoğlu Kıraathanesi. Oradan arkadaşlara rica ettim. Dedim kardeşim televizyona böyle bir şey hazırlıyoruz. Katkınız olsun falan diye. Gittik oraya. Orada da Kongre Lisesi'nin öğrencileri var. Yani 14 Şubat'la ilgili bir espri çekeceğiz. Çocuklara rica ettim. Değil mi? Arkadaşlar böyle bir şey çekeceğiz. SRT'ye bayram programıydı yanlış yayın hatırlamıyorsam. Evet. Dedim bana yardımcı olur musunuz? Tabii çocuklar geldi. Tabii abi yardımcı oluruz. Ne yapacağınız? Ne yapacağız falan dedi. Dedim beni döveceksiniz ama fazla vurmayın dedim. Abi ne diyorsun dedi. Baktım ki ceketime kendi çıkar diyorlar. Yani orada da Fethi abimin kulakları çınlasın. Çok güzel bir jesti oldu. Abi görselimizi, mizansenimizi ilk seferde çekmiş. Olmadı Regaip, baştan alıyoruz diyor. Uşak bana zopayı veriyor abi. Seyretim olmadı Regaip, evet. Ama bana ne çaldılar biliyor musun Uşakban abi? Hiç unutamadım onu. Ortaya çok güzel bir şey çıktı. Bir gün izlettirdik dediler ki ya bu ekibi nereden buldun? Nereden buldun? Abi abartmıyorum, samimiyetle söylüyorum. Eğer bize bir abi olsaydı, bize bir yol gösterici olsaydı, BKM diye bir şey var abi. Bir evet. Tekel var, tamam mı? O tekeli yıkardık, SKM olurdu. Sivas Kültür Sanat. Yani bunu yapar mıydık? Emin ol yapardık abi. Burada program çektikten sonra dediler ki bu adamları nereden buldun? Özel bir gayretimiz yok. Hepsi orijinal abi. Seçtik getirdik. Bunlar buranın değeri. Bunlar buranın değeri. Bir ortamda delinin biri gelip ondan sonra ben dedi deliyim. Bu köyün delisi. Biz bu şehrin delisiyiz abi. Yani bunu yapmak lazım. Programın başında ne dedik abi? Biz başaracağımıza inanırsak, biz yapacağımıza inanırsak Sivas insanının, Türk insanının neler yapabileceğinin haddi hududu yoktur abi. Niye? Abi mazimiz var ya, geçmişimiz var. Biz şanlı bir tarihiz ya. Bunu gurur için söylemeyeyim. Bu gerçek abiciğim. Şimdi 108 gün ifadesine de geleyim abi. Yani başka yere gidilebilir miydi? Gidilebilirdi. Neden Sivas? TRT'de bir yarışma vardı Kemal abi. 2 dakikanın içinde Sivas'ı anlatacağız ki burada da mesajım çok önemli. Sanıyorum kapalı spor salonunda çekilecek. Şimdi kendi nefsime kenara geçtim düşünüyorum. Öyle bir mesaj vermeliyim ki mesajda sıkıntı yok. Ama bak dikkat et abi. Benim üstümden şehri genellemesinler. Benim üstümden şehrime yobaz demesinler. Benim üzerimden kullandığım ifaden aha Sivas bu demesinler. Her şeyi seçmek zorundayım. Ben kameranın bu tarafına geçtiğim zaman Allahu alem bilerek isteyerek diksiyonlu ve güzel konuşmaya çalışıyorum. Niye? Çünkü biz genele hitap ediyoruz. Kardeş bize has bir şey. Bak ne kadar işte. Kardeş. Ya i̇şte böyle bir ifade bir. Yok ya. Yani literatürde böyle. Kardeş. Bir insanın en büyük yakını kimdir? Kardeş. Evet, en çok hançeri de kim sokar? Kardeş. Yani, çok teşekkür ediyorum. Döneceğim. Abi programa girdik. Sağ olsun birkaç abim daha vardı. 4 kişiyiz. Tabii ilk yarışmacımız bir aşığımızdı. İşte koyundan kuzudan girdi. Ben hala alıyorum veriyorum. Sahneye çıkana kadar mizansene oturmadı. Ne yapayım deyince hani taklit de yapıyorum. Metin Akpınar geldi abi. Aklıma birden. Dedim Metin Akpınar Sivas'ı gelmiş, gezmiş. Sivas'ı anlatsın. Sıra bana geldi. Üçüncü ben çıktım abi. Bir çıktım. Regaip Bey süreniz başladı dedi. Ben direkt Metin Akpınar moduna bir girdim abi. Merhaba sevgili kardeşlerim. Öncelikle divriden gireceksin. Allah'ım o taşları oymuşlar. Üst üste koymuşlar. Ne kadar güzel yapmışlar. Buradan kangala geçeceksin. Allah'ım bir köpeğe var bir köpeğe. Dosta güven.
düşmana korku veren. Avladım mı diyorum Allah'a var ya, tutturuyor Allah için. Oradan çıkacaksın, Zara'ya geçeceksin. Zara'mın balı, şarkışlamın aşığı. O Lihisar'ın domatesi var. Anlattım abi. Bozulmamış suyu. Bozulmamış toprağı ki cumhuriyetin temelleri burada atılmış dedim. Noktayı koydum çıktım abi. Abi bir teşekkür aldım. Niçin biliyor musun abi? Dedi ki kardeşim dedi ya. Öncelikle ifaden için, sonra paylaşımlar için teşekkür ediyorum. Yani biz ancak aklımızın yettiği kadar bunu yansıtabiliyoruz. Fuzuli'ye sormuşlar abi. Sevmek mi? Sevilmek mi? Sevmek. Niye sevmek? Sevildiğimizden bir türlü emin olamıyor Kemal kardeşler. Evet. Onun için. Ama şurayı biliyoruz abi. Niye? Burayı biliyoruz. Allah da biliyor. Yani gönüllerimizde ne var ne yok. Allah da biliyor. Dolayısıyla o radyo ortamından birden bir telefon geldi. O farklı anlatır da. Fethi abi dedi ki kardeş ekran düşünür müsün falan dedi. Ne vereceksiniz dedim ben. Kardeş para mara vermiyorlar dedi. Programı doldurmamız lazım. Dedim bir istişare edeyim. Arkadaşlarla dedim bir toplantıda dedim yani bir görüşeyim falan. Arkadaşlarla da toplantıdayız. Toplantıcılar sitesinde kamyon indiriyoruz. Fethi evet. Arabayla geldi. Hep söyler bunu. Bir gün geldim ki toplantıdayız diye kamyon indiriyor. Ne diye kardeş? Evet. Canlı yayında bir gün bir bayan aramıştı. Regaip Bey dedi biz dedi radyoya geldik. Sizi görmek istiyorum dedi. Ben dedim ki hanımefendi dedim gündüzleri çalışıyoruz dedim. Nerede çalışıyorsunuz dedi. Özel bir şirkette hamal olarak çalışıyorum dedim. Ne gülüyorsun bacı dedim. Esnaftan çalışıyor. Yalan mı söyleyek dedim. Telefon kapandı. Özeti şu. Onunla başladı. Bu hale geldi. Elhamdülillah. Hep şuna dua ettim. Şey söyleyeceğim. Çok özür diliyorum. Estağfurullah. Ama. Bu yetenek birdenbire mi çıktı? Ya Kemal abi ben de nasıl olduğunun çok farkında değilim. Emin olabilirsin. Yani. Mesela lisede okurken Regaip metin oku filan. Ya işte bir de şu var. Bir şeyi severseniz veya ilgi duyarsanız yani böyle bir şey olabiliyor. Bu nereden başladı? Ferdi Tayfur hayranlığıyla başladı. Abi belirli bir dönem. Evet sizde Ferdi Tayfur'un özel bir yeri var. Ben de çok abi çok. Bir de evde dinleniyor işte abilerimiz dinliyor, ablalarımız dinliyor. O zaman da yani popüler bir şey yani pick up işte ne bileyim teyip oradan sonra Ferdi Tayfur muhabbetiyle var. Bir baktım ki anam ben Ferdi olmuşum yani. Aynen Küçük Amrah'ın şeyi gibi. Filmlerden izleniyoruz, etkileniyoruz filan. O Ferdi bir gün bir ortam oldu işte okulda farkında da değilim yani mırıldanmaya filan başladım. Yaktı beni. Yaktı beni. Ne oldu Allah'ım ne oldu? Arayıp beni buldu. O da senin kulundu. Yaktı beni. Bir baktım ki Allah millet ağlıyor dedim. Durun bu başlangıç. Sonra bir edebiyat dersinde, kulakları çınlasın, Osman Yıldız hocam, bir metin vardı. Metin okurken, o metni okurken, Allah nurda yatırsın, Necmettin Erbakan hocanın moduna girmeye başladım. Yani Erbakan hocam gibi okuyorum. Yani dizliyoruz, işte siyaset, yani televizyon. Yok yani bunların, hiç yok. Ya, Kemal Sunan'la başladı. Kemal Sunan'ın o zamanki filmleri, şeyleri, ta ortaokul yıllarından başlıyor aslı bunun. Cumhuriyet Ortaokulu'nda Mehmet Kızkapan diye bir hocam vardı. Dedi eğer bu taklidi yapmazsan sınıfı geçirmem dedi. Bana zorla taklit yaptırmıştı. Ya ben de şimdi bir şey var Kemal abi, bunu özellikle paylaşmak istiyorum. Şimdiki arkadaşlarının çoğunun bilmediği bir şey var. Nedir o biliyor musun abi? Haya perdesi diye bir şey var. Evet. Kemal abi benimki o zaman yırtılmamıştı abi. Altını çiziyorum. Benimki o zaman yırtılmamıştı. Cumhuriyet Ortaokulu'ndayız. Mehmet hocam bana yani dört kişinin içerisinde taklit yapmayı bırak. Konuşma şeyimiz vardı. Hayamız vardı. Yani cesaret edip de bir şey ifade etmek. Bunu biz ben kazanana kadar 25 yıl geçti abi. Oturtana kadar yani taşlar yerine oturana kadar. Şimdi bizim bu zamandaki gençlerle anlaşamadığımız en büyük noktaların altında yatan şey de bu yani bu. İlla da edep, edep. Evet. Yani bazen yapıyorum programı bitiriyorum diyorum hakkınızı helal edin. Niye? Ya arkadaş bazen dilin kemiği yok kaçıyor ama tekrar ediyorum. Bu mizansen, bu süreç, bu şeyle, sevdayla, bu aşkla geçti. Öyle başladı, öyle gitti. Bir şey daha paylaşayım müsaadenle. Hocama Allah nurlarda yatırsın. Babam rahmetli çok severdi Erbakan Hoca'yı.
Akşam geç geliyoruz abi. Yaptığımız bir şey yok. Ya parktayız, gezmişiz, tozmuşuz arkadaşlarla. Biraz da disiplinliydi. Allah için güzel döverdi. Deyip yani şimdi fiske vurmuyor. Bir çocuk Osmanlı anneyi babayı alıyor arkasına götürüyor. Akşam size geleceğiz. Ya bizim çocuğun sınavı var. La kardeş yürü git. Yapmayın bunu böyle. Bizler öğretmenimize, anamıza, babamıza nasıldık abi? Çok güzel şeyler var. Yani biz bu programı bitiremeyiz Kemal abi. Beni konuşturursan. Canımsın benim. Onun için ben fazla konuşmak istemiyorum. Ama o anekdot şey hatıramı paylaşmak istiyorum. Akşam eve geldim çok gergin. Rahmetli. Kapıyı açtım. Neredesin la dedi. Dedim ki abi. Kaçış yok. Yani kesin daldı dalacak. Hemen toparlandım. Esselamu aleyküm. İsmail Efendi, hele bir dur bakalım dedim ya bu ne şey dedi bu Celal, bir sabırlı ol bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Pat içine girdim doğru yatağa püştüm. Kayıp. Yattık. Sabah annemle konuşuyor. Oğlan kaçta geldi diyor. Geç geldi diyor. Çalaydın bir gece diyor. Anam da az fit vermedi rahmetli yani. Yani Allah genelde Allah nurda yatırsın. Yani Allah için severdi. Güzel şeyler yaptığımız zaman gururlanırdı. Oğlum dedi. Ben size kötü süt emdirmedim dedi. Ana bırak dedim. Hep dedim Ulaş süt, işte Pınar süt falan emzirdim. Yani aa, o sütlerden aldım falan diye. Gururlanırdı bizlerle. Soruyor kaçta geldi Regaip? Geç geldi. Çalaydın bir Ece diyor. Çalacağım da hatun diyor. Erbakan hoca gibi konuşuyor. Elim kalkmıyor terese diyordu. Rahmetli severdi. Allah nurda yatırsın dediğim gibi. Yani bu şekilde bir muhabbet. Sonra televizyon ayağı oluştu bu işin. Kulakları çınlasın. Fethi abim gene o dönem oradan sonra sevgili Ali İzgi, Ömer Çakal, Hasan Çağlar. Televizyona gerçekten ciddi emekler vermiş. Rahmetli Erhan Üstündağ. Ondan sonra özellikle reklam sektöründe yeni yeni oluşuyor. Abartısız bir şeyi gururla söyleyebilirim. Belki bir TRT değildik ama TRT'nin altyapısı gibi burada programlar yaptık. İnsanlar buraya 400-500 kişi geldi. Sabah 4'lere kadar tartışma programları yaptık abi. Bunları yaptık yani. Ve ben o işin içerisinde olmaktan ki o dönem sen yani sen de yani piyasada özellikle bak genel anlamda sen yüzün diye değil samimiyetle söylüyorum. Rabbim hayırlı şifalar versin Fikret abim başta olmak üzere. Ne bileyim ondan sonra burada bu duayenlerden birisin Kemal abi. O dönem sen elinde fotoğraf makinanla beraber yani işleri organizasyonda oradan sonra programlarda şurada burada. Ama bu kurum gerçekten neler ağırladı. Ezim Ezim diye bir türkü programımız vardı. Çarşamba günleri ondan sonra provası olurdu. Abi burada inatsan yere düşmezdi. Bir bayan sanatçısının annesi babası gelirdi. Onlara çay ikramı ikram ederdik. Ve ben çayları yazardım Kadir abiye. Ondan sonra para alamıyorduk. Yazardım çayı askere gideceğim zaman. İki çay içtiler de dört çay yaz kardeş zaten. Çünkü sabaha kadar hallelerimi çalıyordu uşak. Nöbetçi kalıyordu. Bizim haber merkezi çok aktifti. Şimdiki gibi Kemal çekmiş haberi alayım montajlayayım hemen ondan pat yayına vereyim. Yok. Bizzat dolanıyorsun. Sabaha kadar tesisler açık. Allah vermesin. Ya ben Zara'da jandarmayla beraber operasyona gittiğimizi biliyorum. Yani jandarmayla aynı vakitte duymuşuz tesisten buradan topukla doğru Zara'ya. Böyle bir emek var. Böyle bir şey var. Bunların içerisinde bunlar çok güzel hatıralar. Şey var mesela ilk 1990 şeyde Sivas Spor'la ilgili bir gece yapılıyordu. Evet. Ki 5. katta yapıldı. Evet. Bu gece hiç unutmuyorum. Gece saat 3'e kadar evet. Devam etti ve 24 kişinin katıldığı bir. Çok üst düzey. Evet üst düzey şeydi. Program. Gerçekten de kim ne derse desin hani biraz önce TRT'den bahsediyoruz. Aynen. TRT okul diyoruz ama TRT de çok büyük bir okul. Çok insanlar yetiştirdi evet. Abi. Ama burada da şunu ifade etmek istiyorum. Burada kurum ve kuruluşlar abi bir araştır. Tamam. Ben hep şunun duasındaydım Kemal abi. Seni bundan 30 sene önce de biliyorum. Senin şu halini de biliyorum. Allah da bu halimizi bozmasın. Tamam. Bunu seni örneklendirerek şahsıma söylüyorum. Ama bazen oturduğumuz koltuk biraz sıcak mı geliyor? Ben ne bileyim böyle bir değiştiriyor insan. Ayarsızlık var. Yani nasıl oluyor Regaip? Oturuşun değişiyor, insanlara bakışın değişiyor. Ne bileyim konuşman değişiyor. Allah bizi insanlığımızdan çıkartacak. Varlığı, makamı nasip etmesin abi. Evet. 5 yılda kalırsın o koltukta. 10 yılda da kalırsın. Koltuklar baki değil. İnsanlık artı, baki. Kurumun da programcısı olabilirsin. Ama önce adam olacaksın, delikanlı olacaksın, ama insan olacaksın. Çünkü herkes onu götürüyor. Servetini ne zaman görüyorsun biliyor musun Kemal abi? Sivas'tayım kardeş. Tam 47 yıldır Sivas'tayım, 18 Mayıs'ta 48 olacağım. Servetini yukarı tekkede görüyorsun.
Ölünce ne kazandığın zaman. Abi ne kazandıysan. Örnek teşkil etti. Hem rahmetle anayım. Benim örneğimdir. Allah da kanı kanı rahmet etsin. Ahmet Emmioğlu, Allah nurda yazsın. Ben nacizane işte Sivas'ımıza değer katmış. Esnaf olmuş. Sivas'ın ekmeğini yemiş, suyunu içmiş insanların düğünlerine, işte cenazelerine. Aklım yettiğince, dilim döndüğünce katılım sağlarım. Katkı sağlamaya çalışırım. Ben çok etkilendim. Niye? Bir taziye iki vakit arası sürdü abi. Ve ben yani Allah nurda yatırsın Ahmet Emmioğlu'nu buradan da rahmetle anıyorum. Çok fazla münasebetimiz olmadı ama dedim ki ya Rabbi beni de onun cemaatiyle yani inşallah nasiplendir. Bu çok önemli. Evet. Çünkü o kalıyor. İsmet İyi amca gitti. Aşk Allah nurda yatırsın. Bunlar benim için çok önemli ve özel insanlar yani abi. Sivas'ın değerleri. Öldükten sonra sahip çıkmayacağı. Muhsin Yazıcıoğlu. Allah mekanını cennet etsin, nurda yatsın. Ya kardeşim öldükten sonra mı seçecektik? Aman asıl olan şey ne? Bu şehirde illa öleceğin ondan sonra kıymetin bilinsin. Ölmeden önce kıymet yoktur şey var Kemal ya, Sivas'ın çok önemli değerlerinden birisi işte Yavuz Bülent Bakiler. Evet. Onun bir sözü vardır. Ev danasından öküz olmaz. Evet ben o danayım abi. İşte insanlar aslında bunu söylerken bunun altında bir çok ince bir mesaj var. Kesinlikle. Biz eğer o dana diye tabir ettiğimiz gençlerimizi yani orada bir mecazi bir anlam var da gençlerimizi sahip çıksak, gençlerimizin ufkunu açıcı, önünü açıcı bir şeyler yapabilsek Sivas'tan göç de gitmez, Sivas göç alan iller, göç veren iller arasında da olmaz. Ama dediğim gibi benlik duygusunun hakim olduğu geçmişten bugüne kadar, işte biraz önce siz şeyi söyledim, 1954'ten bahsettik. Aynen. Sivas'ın nüfusu çok büyük, 16 tane milletvekili çıkartıyor. O evet. Dönemde 16 milletvekili. Sonra 11 milletvekiline düştük. Şu anda kaç milletvekilimiz var? 5. Evet. Dörde de düşer yani. Yani bu nedenle de ya, çok enteresan. TÜİK'in vermiş olduğu, hazırlamış olduğu raporlarda il genelindeki artış 77. Sadece 77 kişi artmış Sivas'ta. Bir şey daha ilave etmek istiyorum Kemal abicim. Hakkını helal et. Hani senin programın adı da laf laf açıyor. Açtıkça zaten, açıyor. Evet. Şimdi Sivas Fasıl Heyeti Aşıklar ve Halk Oyunları Derneği var. Evet. Sevgili Ahmet Ayık. Başkana da selam olsun buradan. Bazen programlar oluyor, telefon açıyor, dışarıdan misafirlerimiz geliyor. Geçen işte Ekmelettin İhsanoğlu yaklaşık 60 tane bir akademisyenle geldi. İşte program var, Regaip gel diyor. Karınca kararınca şiveyle ilgili espriler, mizansenler filan, taklitler filan katkı sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi bazen Ahmet abiyle oturur konuşuruz. Söylüyorum, eğer Ahmet bu işi yapıyorsa destekleyin. Şehrin abilerine sesleniyorum. Mülki amirlerine, abilerime sesleniyorum. Destekleyin. Ahmet bu işi yapamıyorsa, bak altını çiziyorum, Kemal gelsin, Kemal yapsın. Burada neyi ifade etmeye çalışıyorum Regaip? Burada şunu ifade etmeye çalışıyorum. Aşık Veysel bir dünya değeri abi. Gerçekten izlemek, gerçekten okumak, gerçekten anlamak lazım. Ama yeni Aşık Veysel'ler yetiştirmemiz lazım. Aşıklar Derneği'nde elinde sazla çocuklar yoksa, 4 yıl sonra çok değil 5 yıl sonra kapısına kardeş bir değiş olur. Bir dörtlük oku diyeceğimiz adam olmayacak abi. Evet. Yani burada sanat okulları vardı bizim dönemimizde. Hala var da. İşte ama bir şeyler yanlış gidiyor. Abi sanayide usta yetişmiyor. Sanayide usta yoktur ya Kemal abi. İş yaptırabileceğin usta yoktur. X firmaya gidiyorsun tamam mı? Firmanın sahibiyle konuşuyoruz. Adam organizasyon yapacak, açılış yapacak, dükkanı yenileyecek. Kayseri'den buraya esnaf geliyor ya. Kayseri'de niye? Usta yok sanayide. Arabayı yaptıracak usta yok. Mobilya yaptıracak usta yok. Bunu konuşan da bizim insanımız abi. Doğru mudur? Evet. Biz bu sorunları nasıl çözeceğiz abi? Aslında şu var yani biraz önce hadi mesleğimizle ilgili söyleyelim. Evet. Sanayi bir tarafa bırakalım da. Bizim meslek, özür dilerim. Bizim meslek de çok vefasız. İşte onu diyorum. En vefasız mesleklerden bir tanesi. Basın yayın kuruluşuna emek vermiş de evini almış, arabasını almış. Kazanını kaynatacak bana iki tane adam söyle ya. Bir tane söyle ya. Ya örnek. Şimdi 1993 yılında Sivas'ta İletişim Meslek Lisesi kuruldu. Evet. Türkiye'de 10 il arasında Sivas tercih edildi. Ve dedik ki biz o zaman işte mektepliler geliyor alaylıların papucunu dama atacağız. Evet. Sene 93, sene 2018. Meslek liselerinde hala laboratuvarlarda kullanılan ve ders zamanında kullanıp da ders sonrasında kilitlenen odalardaki bilgisayarlar, kameralar, ses kayıt cihazları duruyor. Yani
İletişim Meslek Fakültesine gidiyorsunuz. İletişim Fakültesinde iletişimle ilgili tamam çok iyi dersler anlatıyorsunuz ama uygulama alanında yok veya sıfır. Gelip staj döneminde nereye gönderiyoruz? Resmi dairelere gönderiyoruz. Evrak memurluğu yaptırıyoruz. Peki bu adam gazeteciliği, radyoculuğu anlatacak veya halkla ilişkilerle girişecek. Evrakçılık mı nedir? Yani sen kamerayı göstermezsen, makinayı göstermezsen bu insan gelip de neyi çekecek ve neyi anlatacak? Siz bunu defalarca tartıştık, defalarca söyledik. Sonuçta bir şeylerin yapılması gerektiğini söylüyoruz. Aynen aynı fikirdeyim. Eskiden endüstri meslek lisesi, hani onu da bir tarafa geç, atölye diye tabir ettiğimiz şey var, cer atölyesi vardı. İnsanlar kızını verirken sorardı, oğlun nerede çalışıyor, cer atölyesi, hemen verin. Bir kimlikti bu. Bir güveceğindi. Kimlikti bu ya. Etiketti. Neden? Kesinlikle. Çünkü benim kızım gittiği zaman, o insanla evlendiği zaman aç kalmaz, susuz kalmaz. Muhannete muhtaç ekonomik olmaz. Sıkıntısı düşündüğü asla zaman. Olmaz. İşte sanat okulları dediniz. Motor bölümü vardı, tesviye bölümü vardı, inşaat bölümü vardı. Oradan çıkan çocuklar gerçekten de bir ustaydı. Her gittiği gidiyor. Şu anda ne oluyor? Sadece uygulama. Sadece eşeği olarak, bilimsel olarak anlatıyorsun, dersini veriyorsun. Ders notuyla birlikte bir de ezberciliği alıştırmışız. Ondan sonra da elbette ki kalifiye eleman sıkıntısı çekeriz. Kimsenin zoruna gitmesin. Organize sanayi bölgesinde bir etkinlik yapılırken çevre illerden eleman getirilmesi. Bu bizim hatamız. Önce aynaya bakmak zorundayız. Biz aynaya bakacağız. Sıkıntı bu. İfade etmeye çalıştığımız şey de o zaten Kemal abi. Yani fotoğrafa baktığın zaman işte bir şeyleri ortak görebiliyorsak, aynı şeyi, sıkıntıları hissedebiliyorsak, aynı acıyı yüreğimizde taşıyabiliyorsak, yani biz bu şehrin delisiyiz, aşığız. Peki bu şehrin deli sular ve gayip tütüncü bugüne ya. Kadar kaç organizasyon yaptı hiç düşündün mü? Valla resmi ve gayri resmi olarak bir şey diyemem ama 2009'da başladı ilk. O zaman çok resmi olmamakla beraber. Şunu söyleyeyim. Bir kıraç konseri vardı. Senin de ondan sonra beni reklam ettin. Hatırladın mı abi? Evet. Yaptığımız en büyük organizasyon oydu. O bana çok ciddi bir tecrübe kazandırdı. Onunla ilgili de şunu samimiyetle paylaşmak istiyorum. İşte işin içine girdiğiniz zaman kazanmış olduğunuz tecrübeyi yaşayarak kazanıyorsunuz. Değil mi? Bir şey söyledim. Televizyonda program yaparken veya bu işleri koştururken abilerimiz olmadı bizim. Bak bir program aldığın zaman ikinci programı hemen arkasına alma. Birinci programı atlat, ikinci programı aradan birkaç gün geçsin, bir kendine gel, bir toparlan, aklı selim. Bir acemilik şeyiydi, bir gece öncesi meydandasın, abartısız 80 bin kişi var Sivas'ta. Çünkü mitingler falan da vardı, biraz da tedirgenimiz vardı. Bu şehri niye seviyorum biliyor musun abi? O tarih benim için çok önemli. Yanlış hatırlamıyorsam 7 Ağustos diyebiliyorum ondan sonra. 7 Ağustos'ta. Cumartesi günü CHP'nin mitingi var abi Mevlana'da ve mitingden sonra da akşam bizim konser var. O Sivas'ımızın gururu sevgili Halis Bey'in ondan sonra Hüseyin Kaptan'ın ondan sonra 14 sene Sivas'a gerçekten hizmet etmiş o büyük markası bir etkinlik yapıyor ve etkinlik bizde. Çok ciddi bir hazırlık dönemi ve hazırlıkla beraber başladık. Bir antiparantezde muhabbet olsun diye kıraç geldi. Uçaktan aldık. Lezzetçide bir ikramda bulunduk. Yorgun, bitkin duruyor filan. Biraz da muhabbet olsun diye bir iki şey anlattım ondan sonra. Kangal köpeklere düşkün olduğunu duyunca Olcay Hanım vardı, menajeri. Masada oturuyorlar. Ben çaktırmadan arka tarafa geçtim. Deyince birden millet bir panikledi. Dedim korkmayın, aşıldı dedim yani. O kimdi filan. Dedim ondan sonra hikayeleri anlatmaya başladım. O meşhur mitin iti hikayesi de oradan doğdu zaten. Orada mitin iti hikayesini de anlattım. Burada da anlatayım. Sabah erken gideceğim abi işe. Mit binasına iki tane kangal köpeği getirmişler abi. Artık yeni yeni köpekler yerlerini yadırgadı herhalde. Havlayıp duruyorlar. Ben de erken kalkacağım. Sağa döndüm yok, sola döndüm yok. Lan yatıyorum yok, kalkıyorum yok. Susmuyor. Bir rahatsızlık var. Mesafe de birbirimize yakın apartmanla MİT binasının. Eski MİT binasının. Evet, eski MİT binası. Şimdi artık lojman olarak emniyet şeyine verdiler, müdürlüğüne verdiler sanıyorum. Sağa döndüm yok Kemal kardeş, sola döndüm yok Kemal kardeş. Yani en son dayanamadım, yorganı üstümden attım. Gelinin kolumu tuttu, etme kadın alayım dedim bırak. Camı açtım. İki tane köpek bizim apartmana havlıyor. Ben de bizim camdan köpeklere
Bayağı bir çengeleştik. Birden yan komşum kapıyı açtı, dışarıya çıktı, kafayı uzattı. La regaib dedi. Ne diyorsun kardeş dedi. Dedim abi iki tane köpek var, onları susturmaya çalışıyorum. Adam bir sağa baktı bir sıra. La oğlum bunlar miting iti. Sen kimin itisin la dedi. Gece saat 2. Haradan 10 dakika geçmedi ki abi köpekler sustu. Bu sefer kendi yatamadı, duvara vurdu. Dinin kitabına, itlere ne dedin kardeş dedi. Ben dedim ki abi sabah yola gideceğim arkadaşlar, müsaade ederseniz biraz yatayım dedim. Senin Allah canın almasın dedi, hanımına bağırdı. Filiz dedi. Ya o itinle köpeğine konuşuyor dedi, paçamı kapattı. Kıraca orada bir jest yaptı. Dedi ki çok teşekkür ederim, yorgunluğumu aldın dedi. Götürdük sonra köpek çiftliğine de gittik. Hatta orada da ben gene yaptım abi. Oraya bir gittik, ben bir çengeledim Kemal abi. Köpekler havlamaya başladı. Millet dedi, ne diyorsun? Dedim arkadaşlara kıracı tanıştırıyorum dedi. Allah senin canını almasın filan. Böyle bir muhabbet. O gün, bu hazırlıklarla beraber meydana geldik abi. Konseri yaptık, mükemmel bir akşam. Bir gün sonra da Sivasspor'un sezon açılışı var. Sabahtan akşama kadar çalışacağız. Abi mahvolmuşuz. Yani büyük iş küçük olmuyor. İmza Mehmet Tütüncü. Allah nurda yatırsın büyük amcam. Tekrar ediyorum. Büyük iş küçük olmuyor. Büyük iş büyük olacak. 4 Eylül etkinlikleri büyük iş Kemal abi. Küçük evet. İş değil. Bunu kullanmamız lazım. Ha bir şey daha söyleyeceğim. Abi dışarıdan davet edelim. Nereye davet edek abi? Sen saat 4'te hiç direksiyona geçtin mi abi? Sen saat 4'te şehri şöyle bir dolandın mı? İstanbul trafiği halt etmiş oluyor abi. Ne kadar şey yaparsan yap. Yani bir şey yapmamız lazım. Ne yaparız onu bilmiyorum. Trafik Tescil Denetleme Müdürlüğü dahil olmak üzere belediye, valilik bir araya gelip böyle gerçekten şeriatın kestiği kol acımaz ya abi. Kesmesi lazım o kolu. O kol kesilmezse mümkünatı yok. Bizim kapının önünde 3 tane araba var. Nereye park edeceğiz abi? Eğer yasaksa hepimize yasak, şehri açmamız lazım abi. Ya araç trafiğinden açacağız. Şunu anlatmaya çalışıyorum. 4 Eylül etkinliği yapmadan önce gelecek kalabalığı nerede misafir edeceğiz ona bakacağız. Nerede yatıracağız, nerede kalınır. Hatırlıyor musun Sivasspor'un bir şampiyon olma şeyi vardı, durumu vardı da işte ikinciliğine, üçüncülüğüne bitirdiğimiz dünyalar bizim olmuştu. Evet. Ama çok malzeme çıktı oradan. Ne çıktı? Düşünsene abi Juventus geliyor buraya 20 bin kişi geliyor. Aa işte şey Hansları biz götüreceğiz kardeş eve yatmaya yer yok. Abi önce bunun altyapısını oluşturalım, şehir ona hazır olsun ondan sonra. Bu vatandaşı küstürmeyelim abi. Bu vatandaşı küstürmeyelim. Şehrin gerçekten önünü açmamız gerekiyorsa adam gibi açalım. Ondan sonra gurbetçiyi devam edelim. Sizi şey davet edelim. Ben şunu gördüm ya yurt dışında. Adam geliyor. 10 senedir 15 senedir şehre gelememiş. Gelmiş. 6. ayda kaldırım çalışması başlıyor. Kardeş geliyoruz malamat oluyoruz diyor. Ya bu söyleniyor ya. Bu konuşuluyor. Yani yapılan işlerle de alakalı olarak yani bir planlama, bir programa. Ben şunu da sevmiyorum. Bizim her şeyimiz günü birlik Kemal abi. Günü kurtarak bitsin. Hayır abi. Stockholm örnek verilir. Hiçbir şey. Ama abi. Adam bir bina yapmış abi. Caddeye çıkıyorsun bakıyorsun buradan yaklaşık 3 kilometre 5 kilometre abi dümdüz. Ne bir çıkıntı var ne bir. Abi disiplinize etmek zorundayız. Şu Kemal bizim arkadaşımız. Şu Fikret Ünsal'ın kardeşi. Şu bilmem neyin şunu bilmem şu. Abi yok. Abi şartlar herkes için. İmar yönetmenliği. Her şey için. Şimdi hakkını helal et. Bu yapılıyor mu? Yapılıyor. Örneğe var mı? Örneğe var mı? Şimdi bazen konuşuyoruz. Şehirde 24 saat adam gibi lokanta yok. Örnek. Ya ne gerek var? Kim var ki gece? Doğru. Ya abi yok. Şimdi lafın vadesi yetti. Dedim ki kardeş bu bir eksiklik bu şehir adına ya. La kardeş dedi. Sen dedi ömrün kaç tane dedi. Ömür lokantasının şeyi mahkemesi olduğunu biliyor mu dedi. Bilmiyorum dedim ya. Ben bu memleketin çocuğuyum. Celalettin Cerrah diye bir emniyet müdürü geldi mi Kemal abi buraya? Evet. Var mıydı sorun abi? Bir gün problem çıksın, iki tane devreye kalsın, üçüncü gün problem çıktı, çıkar mı abi? Ben sana soruyorum mümkün abi. Değil, abi koltuktayız. Sivas huzur şehri ya. Bitti. Şey değil. Abi bak genelinde var ama biz disiplinize etmek zorundayız abi. Bir zamanlar Cıbıllar Parkı'nın içinden geçilmezdi. O. Şimdi... Gece saat 2'de 3'te üniversite öğrencileri oturup sigara şimdi içiyorlar. Çok enteresan bir şey söyleyeyim. Yani, belki zaman zaman da bu örnek verildiği zaman da biraz kızdığım noktalardan yani, birisidir. İşte Kayseri örneği veriyoruz. Evet. Parasız ama, reklamlarını yapıyoruz. Kayseri'nin örneğini verirken şu var. Geçen zorunlu olarak işte o saat üzerinde Sivasspor'un bir deplasman müsabakasından evet. İzmir'den dönerken zorunlu olarak Kayseri'ye indik. Saat gece 23. 11. Tam
1,5 saat lokanta aradık. Kayseri'de? Kayseri'de 1,5 saat lokanta aradık. Onda hayat bitiyor. Evet. Buraya indik, geldik. Şehir cıvıl cıvıl, gezen gezene, her şey geziliyor. Şimdi biz bir şehirlere örnek verirken bir kere kendimize bakacağız. Bizim şehrimiz nasıl, o şehir nasıl? O şehri şöyle örnek verebiliriz. Tutkunluklarından, birliklerinden, beraberliklerinden, yatırımcı kesinlikle ruhunun ön plana çıkmasından verebiliriz. Ama şehir olarak işte çok güzel bir şey söylediniz. Aileyle birlikte gidecek, geç saatlerde gidecek bir aile lokantamız var mı? Yok. Restoran var mı? Yok. Oturma yerleri var mı? Mesire yeri gibi bir yer düşünüyorum. Burada şuradan tecrübe ettim abi. Bir parantez açayım. Bir akşamdı. O zaman aşağıdaki şeydeydi. Kulaklar çınlasın. Abim de orada çiğ köfte falan yapıyordu o dönem. Oradan sonra gece ben kalmıştım. Saat gece 2 miydi neydi? Bir siyasi partimizin başkanı Adana'dan misafirler geldiğini söyleyerek geldi. Gece saat 2 civarıydı. Regaipçim ekmek var mı dedi, dedim. Böyle böyle yani ben sadece lavaş var dedim. Yani o konuda yardımcı olabilirim falan. Ha dedi, ne yapacağız dedi. Dedim ki arabanız var mı? Var. Dedim Taşlıdere'de dinleme tesisi var. Yani orası sabah 4'e kadar açık. En azından mağdur etmeyin. Orada yemeğe götürebilirsiniz. Olmalı abi. Nöbetçi olabilir. Nasıl nöbetçi eczane varsa bir nöbetçi restoran olabilir. Yani bu bir öneridir. Ya aklıma geldi. Şu anda gelmiş bir şey değil Kemal abi. Bak tekrar edeyim. Ben bu şehrin delisiyim abi. Aklımın yettiğini söylüyorum. Her şeyi doğru biliyorum diye değil. Ben kendi penceremden kendi... Bir sanayici gözüyle farklı bakılabilir. Bir basın mensubu gözüyle farklı bakılabilir. Bir şoför gözüyle farklı bakılabilir. Tamam mı? Bir ne bileyim doktor gözüyle farklı bakılabilir. Başına gelmeden bilemiyorsun abi. Bak başına gelmeden bilemiyorsun. Onun için genelleme yapmak istemiyorum ben. Şehri büyüteceksek hep beraber büyümemiz lazım abi. Evet. Bireysel değil. Doğru. Yani bunu kendimize düstur edip, bunu kendimize yol haritası etmedikten sonra şehir büyümezse biz huzurlu da olamayız. Bir şeyler üretelim. Eyvallah. Sen iyi olmazsan şu suyu bana ikram edemezsin. Bu çayı bana ikram edemezsin. Bu yemeği bana ikram edemezsin abi. Etkinlik yapıyoruz. Kapısını çalacağımız bunun özellikle altını çiziyorum. En büyük Sivas'ta rahatsız olduğum, yapmış olduğun organizasyonla alakalı en büyük diksinti duyduğun şey nedir biliyor musun? Bir cümle var abi. Kardeş, bütçemiz yoktur. Abi bütçeniz yoksa yapmayın abi. Resmi kurmada diyorlar ya. Şeyde, bütçe yok diye bir şey yok abi. Şehir dışından yaptığın organizasyonlarda o bütçe var ya da. Hem de fazlası var abi. Fazlası var. Kendi değerlerine bu işi yaptırdığın zaman neden bütçen yok? Bütçesi işte, yok. Aynı yere gelir. Evden aslında öküz olmuyor. Bütçesi yok. Şimdi bütçesi insanlar dışarıdan geldiğinde şey gelen böyle bu fuarlarla ilgili veya organizasyonlarla ilgili gelen tanıtımcılara çok büyük rağbet gösterirken kendi değerlerine sahip çıkmamaktan sıkıntı yaşıyoruz. Bu nedenle de bir hata yapıldığı zaman susuyoruz. Susmayacaksın. Doğru söylüyorsun. Bütçen yoksa organize yapma kardeşim. Ya örnek abicim. Çünkü niye? Ya bu Ankara'da var. Bu Tokat'ta var. Kayseri'de var. Yani bu firmalarımız 15 sene önce doğru düzgün organizatör kimse yoktu şehirde abi ya. Dışarıdan alınıyordu hizmet. Ha, aklımızın yettiğini yapmaya çalışıyoruz. Bak 2009'u konuşuyorum. Biz neredeyiz abi? 18 sene sonrasındayız. Ya, aynen abi. 10 sene olmuş abi. 10 sene. Ya 10 sene önce yaptık biz bunu meydanda. Bak hala söylenir. Ha o programın üstüne de konulmadı. Bak nasıl konulmadı? O kitleyi. Niye? Ya buraya dışarıdan buradaki insanlar zaten öğrenci Kemal abi. Şehirdeki esnafı kalkındırmadan biz kalkınamayız. Hani ya, bu şeye benziyor. Sayın valim para kazanabiliyor musunuz? Sayın belediye başkanı para... Ya vali belediye başkanı para kazanabilir mi? Sabit ha onlar şehri imar edecek insanlar. Çok enteresan bir şey vardır. İşte geçen dönemde bir gün hatırlamıyorum da İstanbul'daki bir toplantıda işte Zara diye tabir ettiğimiz sanatçının evet, menajeriyle bir aradayız, bir toplantıdayız. Olay döndü dolaştı Sivas'a geldi. Dedi ki biz Sivas'ta 70 bin kişiye konser verdik dedi. Zara. Zara. Evet. Zara'nın menajeri. İşte bir ara gelmiş hükümet meydanının önünde biliyorsun bir konser evet, vardı. Evet. Bu memleket sadece şarkı veya türkü söyleyene değil. Hatırlayın daha geçmişte 4 Eylül Kültür Sanat Festivali etkinlikleri çerçevesinde Atatürk defilesi olmuştu. Evet. Hatırlayın. Hatırladım. Abi. Hükümet meydanında evet, 35 bin kişi izlemişti. Kesinlikle. Çünkü bu şeylere aç bir şehir burası zaten. Çünkü şehirde her şeyin, biraz önce söyledik ya, bu şehrin her şeyi en iyisine en güzeline layık. Ama şehir şunu bekliyor. Bizi değiştirmek için biz de çaba sarf edelim, siz de çaba sarf edin. Yani şimdi çok enteresan bir şey vardır. 4 Eylül kültür veya 4 Eylül olarak değil de Sivas'ta bir festival düzenlenecek. Adam TRT'den sanatçı isteyelim.
Var burada sanatçımız. Ya abi niye? Niye? Onur ederim. Hayır, niye? Şimdi Kültür Bakanlığı Devlet Türk Halk Müziği Korosu Sivas'ta mı? Evet. Korunun sanatçılar var mı? Var. Var. Artı TRT bünyesinde veya özel sektörde Sivaslı sanatçılar var. Evet. Bunları getiremez miyiz? Onur da edebiliriz. Getirebiliriz. Hani şu var, çok para istiyorlar bahanesini her zaman gündeme getiriyoruz, öyle bir şey de yok artık. Yeter ki siz resmi yollardan veya işte biraz önce de yetkili mercilerle bu işin içerisine girin, herkes gelir buraya. Şimdi geçen internette bakıyorum, işte Malatya mıydı, Gaziantep miydi? Ünlüler diye bir şey hazırlamışlar, Malatya'nın ünlüleri. Vallahi çok iyi sanatçısından tutun, çok kötü rolde, hani kalleş rolü diye tabir ettiğimiz rollerde, evet, görev alan kişilerine kadar herkesi tek 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 koymuşlar. Elazığ'da. Evet. Bir baktığın zaman gerçekten de bu insanlar Elazığlı mı diye soruyorsun baktığında. Sivas'ın çok büyük değerleri var. İşte TRT'nin repertuarında Türk Halk Müziği Korosu'nun repertuarında kaç şarkı vardır? Atıyorum 10 bin tane türkü vardır diyelim. Rahmetli Muzaffer Sarı Sözen derledi. 10 bin türkünün 8 bin tanesi Muzaffer Sarı Sözen tarafından derlenmiştir. Onu bir tarafına, 5 bin tanesi de Sivas türküsüdür. Çok, çok abim benim. Şimdi çok eskiden beri işte laf açıyor program olduğu için şunu söyleyeyim. Sarardım ben sarardım diye bir türkü vardır biliyorsunuz, evet, Sivas türküsüdür. Güzel. Çok hoşuma giden bir türküdür. Türkü olarak söylediğimiz zaman açtım ola şu Sivas'ın gülü yaprağı deriz. Türk sanat müziği olarak söylediğimiz zaman Sivas'ta lafı ortadan kalkıyor. Ya neden kalkar ya? Buradaki Sivas kelimesi insanların neden zoruna gidiyor? İşte marka değerleri diyoruz. İşte biraz önce söylediğimiz Sivas köftesi. Tescilini yaptırmak için çok büyük çaba sarf ettik. Sivas kebabı. Onu bir tarafa bırak. Sivas'ın kilimi var, halısı var. Kendine değer, öz değer şeyleri de var. El sanatlarına baktığınız zaman. Bıçağımız, tarağımız. Ben size sorabilir miyim? Sivas'ta bir el sanatları çarşısı var mı? Çok arzu ederim ya böyle bir çarşı olsun. İnsanlar gelsin bu çarşıdan alışveriş etsinler. Sivas'la ilgili yöresel tadları tatsınlar. Doğru mu? Malatya'ya geçen gün gittik. Malatya'da çok güzel bir el sanatları merkezi kurulmuş. El sanatları çarşısı. İçerisine girdiğiniz zaman yöresel yemeklerden tutun, yöresel eşyaların satımı var, şey var. Muhteşem bir şey, ambiyans yaratmışlar orada. Otantik bir yer ama çok güzel. Konu açıyor. Sayın Tütüncü, baktığınız zaman da özellikle de gerçekten de Sivas için hani dedim ya çok özelsiniz, kim ne derse desin. Aslında şu bir gerçek ki sizin yapmış olduğunuz programlara baktığınız zaman şehir dışından ve yurt dışında Sivas'tan daha çok rağbette görüyorsunuz. Bu bir gerçek. Biz Sivas'ımızda bu tür olaylara, bu tür şeylere destek vermediğimiz için teşekkürü dahi kelime olarak çok zor söyleyen bir yapıya sahibiz. Her ne hikmetse artık zorumuza gidiyor. Başarının olduğu yerdeki başarıyı sağlayan insana teşekkür etmek erdemliliktir bana göre. Ama biz bunu bile, eyvallah, ya ama regaip ya, şunun yaptığı programa bak kardeşim, bunu herkes yapar. Buyur yap kardeşim, gel şu mikrofonun karşısına çık, insanlarla sohbet et. O sanatçıların veya o ismi neyse siyasetçilerin taklitlerini yapmakta ki gücünü göster, maharetini göster. Yok ama biz her şeyi diyorum ya önceden istememezlik diye bir kelimemiz de var aslında biliyorsun. Evet. Bunun altına sığınıyoruz. Ama baktığınız zaman ben özellikle son günlerde Regaip Tütüncü'de eski şevk ve heyecanı göremez gibi gördüm, oldum. Bir küskünlük var gibi geldi bana. Doğru mu bilmiyorum. Valla Kemal abicim bazı şeyler var. Dillendirmeye hayal ediyorum abicim. Çünkü çok şey söylemeye gerek yok abi. Konuşuyoruz. Bir de şu var. Sen beni görüyorsun. Yarısını görsem de ben de seni görüyorum abi. Sıkıntı yok bu konuda. Dolayısıyla bizim kendi değerlerimize sahip çıkın diye ben söylüyorum. Ama benim kendi şahsımla ilgili benim bir şey söylemem doğru değil. Şehir kendi değerlerine sahip çıkacak. Bizim bir şey söylememiz, bir şey ifade etmemiz bir anlam taşımıyor bana göre. Ha ben ömrümün sonuna kadar, evet, içimdeki çocuğu öldürüyorlar. Ben o çocuğu ben ayakta tutmak için çok emek verdim, veriyorum da. Allah ömür verdiği sürece de devam edeceğim. Yani yapabildiğim kadar, taşıyabildiğim kadar. Sivas'la ilgili her projenin arkasında karınca kararınca katkı sağlayacağım ne varsa, Regaip burada ne yaparsın dediklerinde oradayım abi. Niye? Çünkü başka Sivas yoktur. Evet. Ben burada doğmaktan
burada yaşamaktan, burada sevmekten, burada aşık olmaktan, burada zopa yemekten, burada gecenin saat kaçında kalkıp ne bileyim çorba içmeye gitmekten, burada sabahlara kadar oturmaktan, bir hastanın, bir kardeşimin başında sabaha kadar hastanenin bahçesinde, arabanın içinde şekerlemekten, burada ne bileyim birini, işini, birinin ondan sonra sıkıntısını gidermekten ben mutluyum. Kurban olduğum Allah son anına kadar da bunu bana nasip eylesin. Başka bir duam, başka bir niyazım yoktur. Ben toparlamak gerekirse abi, burada hem sanayicimiz, hem iş adamımız, hem şehirde bulunan insanların birbirine, konu, komşu dahil olmak üzere bir ameliyat süresi geçirdim Kemal abi. O kadar hamd ettim ki Rabbime, anlatamam sana. Niye? Abi parayla insanları bir yere toplayamazsın. Samimiyetle söylüyorum. İşte apartmandan yıllar önce geçmiş gitmiş, göçmüş büyüklerimiz bile ya regaibin emeği çoktur diye onure ettiler, geldiler. Gelenden de Allah razı olsun. Gelmeyenden de Allah razı olsun. Ama adamlık çok ucuz bir şey değil Kemal abi. Kim kime yaparsa, bugün bana yarın sana. Ben sana yaptım, sen bana yapmadın anlamında da söylemiyorum. Sen müsaittin, bana geldin. Ben müsait değildim, sana gelemedim. Evet. Ama bizi insan yapan değerler var. Sosyal medyadan ziyade telefon açmak en azı, bizzat ziyaret etmek bunların en güzeli abi. En güzeli. Çünkü bizi farklı kılan şey bu. Bir örnek daha, Rahmi Güner Caddesi'nde Numune Hastanesi. Bir cümlede onu paylaşmak istiyorum abi. Numune Hastanesi'nin o binası var ya, yıkılsın yıkılmasın SSK'lar bilmem ne. Ya burada Numune Hastanesi var ya, o yıkılan Numune Hastanesi. Numune Hastanesi gibi neçe esnaflar gitti. Ne bir vekil, ne bir siyasetçi, ne bir akademisyen. Ya bu şehrin esnafları bunlar diye durmadı. Allah'ın taş binası kadar kıymeti olmadı bu insanların. Bu insanlar 5000 kişiye, 10.000 kişiye ekmek veriyordu. Sahip çıkmadı bu şehir. Şu Numune Hastanesi'nin yıkılacak binası kadar ilgi çekmedi bunlar. Bunlar bizim içimizi acıtıyor. Bir de şey var, yani bu bina için olumlu veya olumsuz gündeme gelen STK'lar... Evet. Soruyorum, daha önce neredeydi acaba? Merak ettim ya. İşte ben de Sivas'ın gelişmesi, kalkınması için Sivas'taki sıkıntıların, sorunların çözümü noktasında sesli düşünüyorum. Evet, birlik ve beraberlik içerisinde olup da tek ses, tek yürek olmak varken sustular da şimdi niye konuşuyorlar? Dediğim gibi ya, Numune Hastanesi yıkılsın yıkılması hiç önemli değil. Kendi öz değerlerine sahip çıkmadıktan sonra, Sivas küçüldükten sonra, Sivas gelişmedikten sonra, Sivas göç veren iller sırasında birinci sıra olduktan sonra beni hiç mi hiç ilgilendirmiyor açıkçası. Şehir kan kaybediyor abi. Evet. Biz kan kaybediyoruz abi. Bir an önce buna bir pansuman, ciddi bir operasyon düzenlemek lazım. Nedeni şu, eğer hani Kadıköy'deki o programı paylaştım bundan 25 yıl önce, işte SRT'nin ilk yılları çıktıp gittiğimiz ve okudum. O insanları küstürdük, onları geri kazanmamız lazım abi. Eğer şöyle Sivas'a böyle bir kafalarını çevirttirebilsek var ya, emin ol abi şehrin kaderi değişir. Ama onu değiştirmek için de bizim o misafirleri misafir edecek altyapıyı oluşturmamız lazım. Oteliyle, aracıyla, ne bileyim lokantasıyla, restoranıyla, bunların hesap edilmesi lazım. Ya şehir, şehir bizim abi. Dedim ya, ben bu memleketin, şehrin delisiyim abi. Yani eğer muhabbetle anılacaksam yeter bana. Bir sada, bıraktığımız o intiba, bir tebessüm. Niye? Yani her taraf sorun yumağı Kemal abi. Buradaki bu işler de ateşten gömlek. Tabii fikrimizi söyleyeceğiz, duygularımızı paylaşacağız ama yani hakkını da vereceğiz abi. Bu iş kolay değil. Eğer burada valiyseniz bu iş kolay değil. Burada belediye başkanıysanız bu iş kolay değil. Niye? Ahmet'in hoşuna giden Mehmet'in hoşuna gitmiyor. Ama bir şey var. Burada bir birliktelik sağlanmalı. Ticaret odasıyla, ne bileyim meclisiyle, bilmem oradan sonra valisiyle, müdürleriyle, şehirle alakalı. Bir şey söylediler bana. Hazırladığım pazar kahvesi programında sen beni misafir ettin. Allah razı olsun. Ben de şehrimize katkı sağlamış insanları programa alıyordum. Kulaklar çınlasın. Hasan Can Polat valimin bir programından bahsettiler. Benim çok hoşuma gitti. Ama artık yapılmadığını da söylendi. Ney dedim? Sanıyorum Kadir Bey'i aldığım programdı. Her hafta pazartesi sivil toplum kuruluşlarıyla beraber bir toplantı, paylaşım. Perşembe
değerlendirme. Yani pazartesi konuşuruz. Kemal şunları sen yapıyorsun. Perşembe günü de bana diyorsun ki Regaip sana perşembe günü pazartesi şunları söylemiştim. Ne yaptın? Böyle bir organizasyon yapılıyormuş. Dolayısıyla daire müdürleri arasında bir hukuk oluşmuş. Abi muhabbete dikkat et bak. Şimdi seninle 2 ayda bir görüşüyoruz, 3 ayda bir görüşüyoruz. Böyle pazartesi, perşembe beraberiz. Dolayısıyla bir muhabbet ortamı oluyor. İş takibi o muhabbetin şeyinde daha da gelişiyor. Farklı şeyleri, malzemelerin ortaya çıkmasına, farklı güzelliklerin ortaya çıkmasına vesile oluyor. Harika bir tespit. Peki ne oldu? Devlette devamlılık esastır abicim. Hasan Bey bırakıp gittikten sonra toplantılar 15 güne düştü. Toplantılar 1 aya düştü. Toplantılar 3 aya düştü. Ondan sonra da yapılmamaya başladı. Şimdi çok enteresan bir şey var. Bakın isimler, geçmişin isimlerini zikrediyoruz. Evet. Şimdi Sayın Vali bizi izliyordur. Sayın Davut Gül. Evet. Saat 7 en geç sabah 07'de valinin ışıkları yanıyor. Evet. Daha önce alışık olmadığımız şeyler. Çok alışık olmadı. Herkes bir şeyde tepki göstermeye başladık. Vali alışılmış ya işte geçmişten beri. Selahattin'in dükkanı gibi akşam kapatı ben gidiyorum kardeş değil. Şimdi sabahleyin saat 7'de Sayın Vali makama gelir ise devlet memuru da saat 8.30'da makamda 8'de veya makamda olmak zorundadır. Aynen. Bu bizim devlet memurluğundaki memuriyetteki anlayış tarzımız, doğru mudur? Kesinlikle. Şimdi bundan gocunmayacağız. Şehre çalışan vali gelsin diyoruz. Bağırıp çağırıp geçmişten beri. Biz burada emekli edilecek valiler istemiyoruz diyoruz. Evet. Çalışan vali geldiğimiz zaman da hani senin biraz önce söylediğin gibi Zülfiyar'a dokunduğu zaman diyoruz ki ya bu validen ama şey yapıyor. Şimdi bakın geçmişten beri söylediğiniz sözlere katılıyorum. Halk günleri var şu anda devam ediyor. Evet. İlk ordansızın kurul toplantılar olur. Sayın Vali ilk ordansızın kurul toplantılar yapıyor. Ya ama yeni bir uygulama başlattı. Gerçekten de çok takdir ettiğim bir uygulama. Dedi ki ilk ordansızın kurul toplantısında X müessese, müdürlük ya bölge müdürlüğü adını ne koyarsanız koyun. Evet. Meramını anlatamıyor. Verilen süre 5 dakika. Bu 5 dakika içerisinde adam ne anlatsın? Ne yaptı? Dedi ki her hafta bir kuruluşa gidiyoruz. Basında beraber götürüyor. İlgili yetkililerle birlikte. O kuruluş kendisini anlatacak. Çok güzel. Mükemmel bir uygulama. Evet. Şimdi biz bundan da şey yapıyoruz. Ya arkadaş ne işimiz var? Ya arkadaşım. Diyalog olmazsa hiçbir şimdi, şey olmuyor abi. Şimdi biz neden yanayız? Bağın gelişmesini mi istiyoruz? Bağı bozmak mı istiyoruz? Evet. Bir yerde genç, dinamik, çalışkan bir vali çalışmaları yapıyor. Belediye başkanıyla ve sivil toplum örgütleriyle koordineli çalışan bir çalışma etkili var. Ekip sayı var. Bu ekibi desteklemek yerine bir sahile sizin dediğiniz gibi bu bina yıkılsın mı yıkılmam. La kardeşim bana getirisi ne? Bir söyler misiniz? Bana getirisi ne? Şimdi bak, anlatım şekli şu. Onu da bir tarafa bıraktık. Yapılacak olan caminin büyüklüğünden, derneklerin işte X derneğine para aktarımından, hayali hayali şeylerle insanların zihninde bir şeyler uydurmaya çalıştık. Şimdi ne oldu? En sonunda Sayın Vali, baktı olacak gibi değil, geçen televizyonumuzun canlı yayınına katıldı. Canlı yayında dedi ki kardeşim durum bu. Şu anda ses çıkartan kimse var mı? Yok. İşte bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak için yetkililerin basın yayın kuruluşları evet, bir an önce koordineli bir şekilde çalışması gerekiyor. Aynen. Bugün baktığınız zaman işte bak işte biraz önce söyledik Cıbırlar Parkı diye tabir evet. ettiğimiz yer. Şu anda şehrin aynası. Kesinlikle. Yeterli mi? Değil. Bana göre bu şehrin en işlek caddelerinin, ana arterlerinin ışıklandırılması gerekiyor. Bana göre şehre girişlerde yeşilliğin daha hakim olduğu bir şehir o görüntüsünün ortaya çıkması gerekiyor. Evet. Her şeyden önemlisi de bana göre Sayın Belediye Başkanımız da izliyorsa buradan çağırdı onu. Şehrin ana arterlerinde bulunan binaların hangi bina olursa olsun resmi özel hiç önemli değil. Mutlak boya badanasının yapılması gerekir. Evet. İnşallah. Bunlar yani, temennilerimiz. Bunlar yani. Şimdi şey olarak evet program laf laf açıyor ama son şeyine geldik. Özellikle de şehrin en önemli değerlerinden birisi olduğun için. Ben şöyle kapatmak istiyorum. Hani dilek ve temennilerini aldıktan sonra. Siyasiler Sivas'a gelsinler, evet. Sivas'ı bir tanısınlar, Sivas'tan sonra programa katılsınlar. Ondan sonra da sanatçılarımızla birlikte, yalnız şunu rica edeceğim özellikle,
Çok tutkun olduğum bir sanatçı biliyorsun Ferdi Tayfur. Evet. Ama Müslüm Baba'yı da çok seviyorsun. Evet. Konuşmalarında evet. Her zaman takdir ettiğin, her zaman söylediğin sözler şeylerdir. Evet, Allah nurdan yatırsın. Bu taklitlerini yaptığın sanatçıların da 2-3 kublelik şeyleriyle birlikte programımızı kapatmak istiyoruz. Eğer iznin olursa. Estağfurullah abi. Ben şunu söylüyorum. Ben açık ve net olarak şunu söylüyorum. Kimse alınmasın, gücenmesin. Bu memlekette bir regaip bütüncü var. İkinci regaip bütüncü yok. Çok teşekkür ederim. Allah yani razı. Yüzün olarak söylemiyorum. Gecemizde, gündüzümüzde, iyi günümüzde, kötü günümüzde her daim yanımızda yer alan, hani dedin ya şehrin delisi. Eğer o şehrin delisi kimliği öyleyse bizim bu deliye ihtiyacımız var. Başka delilerle değil. Hadi şehirde bulunan delilere ihtiyacımız var. Başka şehirden deli getirmeyin kardeşim. Getirmeyin ya. Biz kendi delimize sahip çıkalım ya. Biz kendi değerlerimize sahip çıkarsak, kendi arkadaşlarımıza sahip çıkarsak, biraz önce de bahsettiğim gibi yeni yeni regaip düşünceler meydana gelir. Yeni yeni regaip düşünceler ortaya çıkar. Bugün İnşallah. Baktığınız zaman ilk radyoculuk, sonrasında televizyonculuk dediniz. İşte baktığınız zaman. İşte ne? Bir bayandan anlatıkları tavsiye ettim. Ben hamalım. Evet. Gururla söylüyorum. Ben de sıkıntı yok. Ben de bu çocukluk hayatımda ayakkabı boyadım, simit sattım. Kendi ayaklarım üzerinde durabilmek için hayatı çok, öğrenmek adına. Çok zengin bir ailenin çocuğu değilsiniz o dönemlerde. İşte bayramlarda alınan ayakkabıları yastıkların arkasında saklıyorsunuz. Sabaha kadar o yastığın altında o ayakkabı ne yapacaksa bize. İşte çocukluk. Ama kirlenmesin düşüncesiyle almış olunan pantolonu bir defa giyiyorsunuz. Bayramda giyiyorsunuz, ondan sonra kaldırıyorsunuz. Hani şey vardı ya evlerde misafir odaları. Misafir geldiği zaman açarsınız, misafir geldiği zaman kilitlersiniz. Bir sene kilitli kalır bu ev, oda. Ulan ne hikmettir bu misafir, nasıl bir şeydir ya? Sonuçta baktığınız zaman bir değer vardır. Bir gelenek, anane, görenek vardır. Ama dediğim gibi ben özellikle de şunu söylüyorum. Biraz önce söyledim ama siz üstün kör geçtiniz. Biz regaip tütüncüler küstürmeyelim. Açık net. Çünkü bizim değerimizdir. Kendimiz parçamızdır. Bu parçaya sahip çıkmak zorundayız. Sadece regaip olarak değil, bu işte gönül veren arkadaşlarımıza destek vermek zorundayız diyorum ve sözü burada size bırakıyorum. Buyurun. Teşekkür ediyorum Kemal abicim. Allah razı olsun. Bütün mücadelemiz dediğim gibi yani güzel bir Sivas. Çünkü Sivas güzel olursa biz onun içerisinde nefes alıyoruz. Bizim bu har vurup harman savurduğumuz havanın, har vurup harman savurduğumuz sokakların özlemiyle yanıp tutuşan dünyanın her köşesinde gerçekten bir sürü Sivaslı hemşerimiz var. Onlara da kalben şükranlarımızı, selamlarımızı iletiyorum. Şimdi talihsizliğimiz de şu, biz bu taklit işine başladığımızda taklit yaptığımız insanlardan da hayatta fazla kimse kalmadı. Abi en büyük şeyimiz bu. Çoğu arkadaşımız da bilmez. Birkaç cümle bir şey paylaşayım. Burada sabah saat 4'lere kadar çok çekimler yaptık geç vakitlere kadar. Özellikle bayram mesajları. Bu bir mübarek Ramazan-ı Şerif'e de yavaş yavaş yaklaştığımız 3 ayların içerisinde bir bayram mesajı lezzetinde olsun. Birkaç tane siyasi, birkaç tane de sanatçı taklidiyle inşallah veda edelim istiyorum. Şimdi o dönemin en popüler siyasetçilerinden eski Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'in mesajıyla başlayalım. Şimdi şunu açık seçik söylüyorum. Diyorum, istiyorum, istiyorum, ne istiyorum bilmiyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Arkasını bilmiyorum. Efendim, sevgili Mesut Yılmaz. Öncelikle böyle bir ortamda bizi ağırlayan sevgili Kemal kardeşimin gözlerinden ve sözlerinden öpüyorum. Bir cümle daha kullanacağım ama o cümleyi bir türlü bulamıyor ve kullanamıyorum. Sevgili, Allah nuruna yatırsın, Bülent Ecevit. Öncelikle Rahşan, ah Rahşan. Çok teşekkür ediyorum. Bir hatıra olsun diye bunu da paylaşayım. Tansu Çiller'in tiplemesini yapacaktım. Malzeme bulamamıştık da rahmetli annemin katkısını getirmiştim. Söylüyorum, 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 ne söylüyorum bilmiyorum diye böyle bir anekdot olsun, hatıra olsun. Teşekkür ediyorum. Bir de Erbakan Hoca var herhalde. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Sevgili Kemal kardeşim bizi çok güzel ağırladın. Gözlerinden öpüyorum. Aha ne günlerimiz oldu hocamla. Allah nurda yatırsın. Öncelikle Sivaslı kardeşlerime sesleniyorum.
Allah izin verirse inşallah. Bakınız başka Sivas yoktur. Onun için Sivas'a sahip çıkmak lazım. Delisiyle, velisiyle Sivas'a sahip çıkmak lazım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Şimdi Ferdi Tayfur'la beraber de Müslüm Baba'ya alışmışız. Onlara türküler söyletiyorduk en son. O zaman şöyle bir şey yapalım. Bir Ferdi Müslüm'le de veda edelim inşallah. Başında yok ise sevda yelleri, nereden bilirsin çektiklerimi? Yanıldım şaştım da bir aşık oldum, kıskandı zalim felek sevdiklerimi. Necati kardeşim, abi radyodan ne olursun Çelik'in bir taklidini yap diye çok şey yapardı, ısrar ederdi, aklıma geldi şimdi. Sevdaya çiçek, sevdası çiçek, sevdalı çiçek, sevda çiçeği. Bu da aradan çıkmış olsun. Babayla veda edelim, Allah nurda yatırsın. Neşet Baba'nın bir türküsüyle. Zülüf dökülmüş yüze ben, kaşlar yakışmış gözlemen, aman usandım bu canımdan, aman aman derdinden evet, kendi tabiriyle Sivas'ın delisi, bizim gönlümüzde taht kuran Sivas sevdalısı, içimizden birisi. An fazla anlatmaya gerek yok. Hani bir reklam var ya, gördüğünüz gibi Regaip Tütüncü ile birlikteydik. Bir saat aşkın süreden beri Sivas ve Sivas'ı anlattık. Sivas'ta yapılan etkinlikleri anlattık. Nelerin yapılması gerektiğini söyledik. Her şeyden önemlisi de buradan çıkan mesaj, her daim de birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğunu, Sivas'ın öz değerlerine sahip çıkmak gerektiğinin altını çizdik. Türk Polis Teşkilatı'nın bu hafta 170. kuruluş yıl dönümü. Bu program süresince de tüm polislerimizin haftasını kutluyoruz. Ölenlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar dilerken huzur ve güvenin bekçilerinin bir kez daha yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Yeni bir Laf Laf Açıyor programında buluşmak üzere. Yayında ve yapımda emeğe geçenlere teşekkürler.